Günaydın. Cumhuriyet gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. ''12 Temmuz 2024 Cuma. Günün manşeti. Yoksullaştırıldık. İş insanlarına umut dağıtan Şimşek'e, cumhuriyet değerleri ve iktidarın hataları anımsatıldı.'' İktidarın tasarruf paketi olarak nitelediği düzenlemenin görüşmelerinde AK Partililer, bürokratların ikinci maaşlarının asgari ücret ile sınırlandırılması önerisini reddetti. En düşük emekli aylığı 17 bin Türk lirası olsun teklifi de AK Parti'nin vetosuna takıldı. Gündem Cumhuriyet geçen günlerde iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz'in Eskişehir'deki altın madeni projesini gündeme getirmişti. Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır Anonim Şirketi, Eskişehir Mihal Gazi ve Tepebaşı sınırları içerisinde kalan alanda altın ve gümüş madeni çıkarmak için 5 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık 10 Temmuz'da projenin işleme konduğunu duyurdu. Halkın katılımı toplantısı için 15 Ağustos'a tarih verildi. Şirketin çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre 509 hektarlık orman ve şahıs arazilerinden oluşan alanda çalışma yürütülecek. Madenden çıkarılan cevher, zehirli siyanürle birlikte liç yığınında yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Arkeolojik sit alanlarına yakın mesafede bulunan proje için 4 milyar 500 milyon Türk lirası harcanacak. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Manolya Apartmanı'nın davasında önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Valiliği, iki kamu görevlisi, binanın statik projesini onay veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü ve statik projeyi inceleyen İmar Müdür Yardımcısı için soruşturma izni verdi. Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu her ne kadar bizim açımızdan olumlu bir adım gibi duruyor olsa da, iki kişiyle sınırlı kalmamalı. Aksi halde bu adalet peşinde olan aileleri ve toplumsal vicdanı tekrar tekrar yaralamaktadır." dedi. 23 yılın en kurak Haziran ayı yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü alansal yağış raporu verilerine göre 1991 ile 2020 dönemi Haziran ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl Haziran'da metrekareye 58,1 kilogram yağış düştü. Bu yıl aynı dönemdeki yağış miktarı ise 11,9 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre %65, geçen yıl Haziran ayına göre ise %80 azalma yaşandı. İçişleri Bakanı ilk 6 ayda 166 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Kadın derneklerinin verilerine göre bu sayı 205. Sadece dün 3 kadın öldürüldü. 689'u ise şiddet tehdidi altında yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Öğretmenlik Meslek Yasası önerisinde öğretmenlerin sorumluluklarını düzenleyen maddede Atatürk'ün yok sayılması tepki çekmişti. İtirazlar üzerine maddeye Atatürk ilke ve inkılapları eklendi. Eğitimciler haklılığımız kanıtlandı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa katliamının 29. yılı nedeniyle Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenine katıldı. Bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. diyen Özel, aynı hataların bugün Filistin'de tekrarlandığını belirtti. Dünya. Washington'da düzenlenen 3 günlük NATO liderler zirvesi dün sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesine Rusya-Ukrayna savaşı damgasını vurdu. Zirve sırasında Avrupa güvenliğine yönelik kıtadaki Amerikan silah yığınağının artırılmasına dönük atılan adımlar akıllara soğuk savaş dönemindeki gerilimi getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a, selefi Donald Trump ile canlı yayın münazarasındaki kötü performansı sonrası Kasım ayı seçimlerine yönelik aday olma çağrıları büyüyor. Geçen ayki münazara sırasında sıkça duraksayan Kelimeleri unutan ve yanlış ifadeler kullanan 81 yaşındaki Biden'ın seçimleri kaybetmesinden korkan siyasiler ve kamuoyunda tanınmış kişiler, Demokratların adayına açıktan mesaj yolluyor. Washington yönetimi, Gazze'de katliamları sürdüren İsrail'e silah yasağından geri adım attı. Wall Street Journal'in dünkü haberine göre Biden yönetimi, İsrail'e transferi durdurduğu yaklaşık 250 kilogramlık bombaların sevkiyatına yeniden başladı. Beyaz Saray'ın asıl kaygısının bir tonluk bombaların sivillerin bulunduğu alanlarda kullanılması olduğu savunuldu. Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i konuk eden Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği, ekonomik politikalara destek verse de, 2016'dan sonra uygulanan hatalı politikaların toplumu fakirleştirdiğine dikkat çekti. Patronlar, hukukun üstünlüğünden göçmen politikalarına eleştirilerini sıralarken, Şimşek ise ekonomik programın çalıştığını belirterek pembe tablo çizdi. Yüksek enflasyon ortamında alım gücü sürekli düşen yurttaş, günlük ihtiyaçları için borçlanma yollarını çeşitlendirirken son aylarda kredili mevduat hesabı ek hesap öne çıkıyor. Kültür. Enka Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarını yürüttüğü belgesel serisine yenisini ekledi. Işıl Kasapoğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dolu dolu geçen sanat hayatı ve özel yaşamından kesitler içeren anlatmadan yapamam belgeseli Enka açık hava tiyatrosunda izleyiciyle ilk kez buluştu. Tiyatro eleştirmenleri birliği tarafından bir açıklama yayımlanarak bazı belediyelerin tiyatrolara verdikleri ödenekleri azaltma ve sona erdirme kararları eleştirildi. Spor Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak olağanüstü seçimi öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Kısa süre önce yeterli imzayla başvuru yapan Servet Yardımcı, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Yardımcı iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Quaresma ile konuşmadım ama, onu iyi tanıyorum. Ben de en iyisini yapıp, onun gibi bir etki bırakmak, başarılar elde etmek için savaşacağım dedi. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için Cumhuriyet Cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet gazetesini satın alabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.